İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde bulunan Pierre Loti Tepesi, etkileyici Haliç manzarasıyla İstanbul'un en ünlü turistik alanlarından biri. Haliç'in en iyi seyredildiği bölge olarak kabul edilen bu alan, ismini Fransız bir yazardan aldı. Tam bir İstanbul aşığı olan Pierre Loti'nin asıl adı Louis Maria Julien Viaud. Yakın dönem Fransız edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Pierre Loti, İstanbul'a ilk kez 1876 yılında bir Fransız gemisiyle görevli subay olarak geldi. Loti, Osmanlı yaşam biçiminden etkilendi ve pek çok eserinde bu etkiyi gösterdi. Aziyade adlı romanına adını veren kadınla burada tanıştı. İstanbul'da bulunduğu zamanlarda Eyüp'te yaşadı. Pierre Loti, İstanbul'da yaşadığı dönemde Rabia Kadın Kahvesi olarak bilinen bir kahvenin müdavimiydi. Yazarın Aziyade isimli eserini de burada yazdığı düşünülüyor. Bu kahve ve etrafı zaman içerisinde o kadar ünlendi ki Türkiye'ye gelen yabancı misafirlerin adeta uğrak noktası oldu. ...1913 yılında yazdığı Can Çekişen Türkiye kitabıyla Batı politikalarını eleştiren Loti, aynı yıl devlet konuğu olarak Türkiye'ye geldiği zaman Tophane Rıhtımı'nda büyük bir törenle karşılanarak Sultan Reşat tarafından sarayda ağırlandı. Loti, Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda ve sonrasında Anadolu işgalinde Avrupa'ya karşı hep Türkleri savundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 Ekim 1921 tarihinde Pierre Loti'ye şükranlarını sunan bir mektup yolladı. Bununla birlikte Pierre Loti 1920 yılında İstanbul şehri Fahri Hemşehrisi olarak kabul edildi ve onun adını taşıyan bir de cemiyet kuruldu. Daha sonraları İstanbul'da Divan-ı Fahri Hemşehrisi olarak kabul edildi ve onun adını taşıyan bir de cemiyet kuruldu. Daha sonraları İstanbul'da Divan yolunda bir caddeye Pierre Loti Caddesi ve Eyüp'te bir kahvehaneye de Pierre Loti Kahvesi adı verildi. Günümüzde restore edilerek Türk mahallesine dönüştürülen bu bölge turistik tesis olarak hizmet veren mekanlardan oluşuyor. Bu bölge Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde İdris Köşk kabri bulunuyor. Pierre Loti Tepesi'ne teleferikle ulaşma imkanı da bulunuyor. Burası İstanbul'un ilk teleferik hatlarından birine sahip. Pierre Loti Tepesi'nde otel, pansiyon, konaklama imkanı ve yeme içme mekanları mevcut.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi, Düzce, Bolu ve Sakarya sınırının kesişme noktasında yer alıyor. Bu bölgedeki yerleşim Hititliler döneminde başladı. Sırasıyla Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar, Persler, Makedonyalılar, Selevkoslar ve ondan sonra da Bitinyalılar bu bölgeye hükümran oldular. Akyazı'daki kent yerleşimi Selçuklular zamanında başladı. Kent, Selçuklu Devleti'nin sona ermesiyle merkezi Görnük'te bulunan Umurhan Beyliği'nin eline geçti. Akyazı 1303 tarihinde ise Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in komutanlarından Konuralp tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Bundan böyle sürekli Türk egemenliğinde kalan Akyazı 1808 yılında İstanbul ve 1845 yılında Üsküdar'a bağlandı. ...1944 yılında ilçe olan Akyazı önce Kocaeli'ne, 1954 yılında da Sakarya'nın il olmasıyla Sakarya'ya bağlandı. Akyazı geçmişte Şam'dan başlayıp Kayseri'ye, oradan Konya'ya, Ankara'ya, Mudurnu'ya, Kuzuluk Pazarköy Hende'ye, oradan da Adapazarı Emirdağ'a, Emirdağ'dan da İstanbul Çamlıca'ya uzanan kervan yolu üzerinde yer alıyordu. Bu kervan yollarının malları Akyazı Pazarköy yani bugünkü Pazarköy'de alınıp satılırdı. Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalan bölge 1800'lerin ikinci yarısından itibaren Kafkaslardan ve Karadeniz'den göç almaya başladı. Günümüzde bile ilçede Kafkaslardan Irak göçmenlerine, Balkanlardan Karadeniz'e kadar çok sayıda göçmen bir arada yaşıyor. Akyazı ilçe merkezi İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'na yakın bir konumda kurulu. Düz bir arazide yer alan ilçe, tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahip. Ayrıca Sakarya'nın birçok ilçesinde olduğu gibi fındık üretimi de ilçe halkının başlıca geçim kaynaklarından biri. İlçeye bağlı Kuzuluk beldesi ise termal turizmin geliştiği bir yer. Akyazı kırsal yerleşimler ve ilçe merkezi toplamında yaklaşık 89 bin civarı nüfusa sahip. Bu nüfusuyla Akyazı, Adapazarı ve Serdivan'dan sonra Sakarya'nın en kalabalık 3. ilçesi. Bu nüfusa rağmen ilçe tabiatla iç içe ve sakin bir yapıya sahip. İlçe merkezinde fazla yüksek yapı bulunmuyor. İlçeye 8 kilometre mesafede yer alan Kuzuluk, Akyazı'nın termal turizm bölgesi. Geçmişte Akyazı'ya bağlı bir belde olan Kuzuluk, büyükşehir yasasıyla günümüzde ilçeye bağlı mahalle statüsünde. Kuzuluk sadece Sakarya'nın değil, Türkiye'nin en önemli kaplıca bölgelerinden biri.
Selçuklu döneminden itibaren kaplıca olarak kullanılmaya başlanan Kuzuluk, büyük devre mülk ve otel yatırımlarıyla termal turizm merkezi haline geldi. Bazı hastalıkların tedavisine katkı sağladığı belirtilen Kuzuluk kaplıca suları bu nedenle çevre illerden ve İstanbul'dan binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yeşil bir tabiat içerisine kurulu olan Kuzuluk ve Kaplıca bölgesinde her ihtiyaç ve bütçeye göre termal otel bulunuyor. Küçük pansiyonlardan devasa otellere kadar burada birçok tesis yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Burası Türkiye'de termal devre mülk sisteminin ilk başladığı bölgelerden biri. Günümüzde Kuzuluk'ta birçok termal devre mülk bulunuyor. ...3400 civarı yerleşik nüfusa sahip olan Kuzuluk, yaz döneminde ise on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kuzuluk'ta yer alan Tabiat Parkı, buraya gelenlerin ziyaret ettiği ve vakit geçirdiği bir yer. Tabiat Parkı'nda piknik yapmaya yönelik kısımlar ve yürüyüş yolları bulunuyor. Kuzuluk'a yılın her dönemi Akyazı ilçe merkezi ve ada pazarından toplu taşımayla ulaşılabiliyor.